Merhabalar, bu videoda ben Product Owner ne yapar, ne eder onun hakkında konuşacağım. Özellikle Agile yöntemiyle yazılım geliştiren çoğu şirkette olan bir rol. O yüzden belki bir noktada karşınıza çıkabilir, iş görüşmeniz vardır vesaire. Ya da sadece bir yazılım şirketindeki ekipler nasıl çalışıyor, onun hakkında da bilgi sahibi olmanız için böyle bir video çekeyim dedim. Hani beğenirseniz, yorum yazarsanız falan çok makbule geçer. Onun dışında hadi başlayayım artık, daha da uzatmayayım. Product Owner büyük bir şirketin içerisinde yer alan küçük bir alanın CEO'su olarak düşünebilirsiniz. Mesela YouTube başlı başına çok büyük bir platform ama Shorts'lardan sorumlu olan bir product owner var. Yani Shorts'ların CEO'su. İlk başta YouTube Shorts diye bir şey yoktu. Adamlar TikTok'ta gördü ve kendilerini eklemek istedi. Bu beşinci noktada yazdığım pazar araştırmasına da dahil. Bir pazar araştırması yapıyorsunuz. Eğer güzel bir özellik bulursanız rekabet ettiğiniz firmalardan kopyala yapıştırımsı bir şeyler yapabilirsiniz. Kendinize has orijinal bir özellik de çıkartabilirsiniz. Artık o size kalmış. Ama bu çıkaracağınız ürünün vizyonunu belirlemek sizin sorumluluğunuzda. Vizyondan kastım da beğenme tuşu aşağı. Beğenmeyi unutmayın. Beğenme tuşu, beğenmeme tuşu, yorumlar, müzik eklenebilsin mi, eklenmesin mi? Nasıl bir algoritmaya sahip olsun? Yeni kanalları önceliklendirelim mi yoksa mevcut başarılı kanalları mı ön plana çıkaralım? Yoksa bir yapay zeka algoritması mı kullanalım? Bunu nasıl implemente edelim? Vizyonu ve bu backloglarını girip bu yorum tuşu, beğenme tuşu bunların hepsine de backlog deniyor. Yani yapılacaklar listesi. Bir üst yöneticisiyle tekrar gözden geçiriyorlar. Belli bir olgunluğa oluştuktan sonra da hedefler belirleniyor. Şu kadar shorts üreticisinin olmasını bekliyorum. Aylık 10 milyon saat izlenmesini bekliyorum gibi. Aşağı yukarı hedefler medefler belirlendikten sonra da bu girdiğiniz tek tek yapılması gerekenler listesi üzerinden de ekibime hem analist hem de yazılımcı almaya başlıyorum. Mesela o yapay zeka algoritma yazmak için bir tane yazılımcı alıyorum. Sonra onun frontend'in o beğeni tuşu yorumlar falan onları yapması için birkaç tane frontend'çi alıyorum. Sonra backend'çileri alıyorum. Sonra belki bir tane mimar alıyorum ekibime bunların hepsini API'larla bağlasın diye. İş takibi, sürecin detaylandırılması, test bunları yapsın diye analistleri alıyorum. Sonra da hep birlikte bir toplantı yapıyoruz. Bakın ben bunları yazmıştım ama bunların ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hani büyük bir toplantı esnasında neredeyse bu tür toplantılar bir gün sürebiliyor. Daha uzun da sürüyor. Tekrardan revize de ediliyor bu hedefler. Hangileri ne kadar mantıklı, ne kadar sürede yapılabilir bunları öğreniyorum. Belki benim de gözden kaçırdığım bir şeyler vardır. O yüzden analistler, yazılımcılar da destek olabiliyor. Aa aslında Instagram'ın şöyle bir şeyi var. Bence buraya eklemeliyiz diye. Onu da ekliyoruz. Büyük bir beyin fırtınası yaptıktan sonra da önceliklendirmeleri belirliyoruz. Belki yorum kısmı daha sonradan da eklenebilir. Önemli olan beğeni kısmı ya da algoritma kısmını şimdilik hani işe yarar, günü götürür bir şeyler koyalım. O algoritmayı izleyicilerin davranıştan topladığımız datalarla tekrardan geliştirebiliriz. O yüzden düşük öncelikli olsun diyebiliyoruz. Tabii burada şirketin CEO'sunun kendi başka öncelikleri olabiliyor. Hani bunları dengelemek de Product Owner'ın sorumluluğunda. Ondan sonra da yazılım ekibi çalışmaya başlıyor. Atıyorum 2 hafta sonra elle tutulur ufak bir şeyler var. Ondan sonra legal ekibi geliyor. Bu çıkarttığın short ürün KVKK'ya uyumlu mu vesaire. Onlarla birazcık didişiyorsun. Canlıya çıktıktan sonra da müşterilerden yorum gelmeye başlıyor. Şu özelliğiniz niye yok? Şöyle olsa daha iyi olur. Bunları tekrardan yazıyorsun ve böyle bir kısır döngü demeyeyim de continuous improvement hani devamlı geliştirme gibi bir sürece başlıyorsunuz. Hani 2 hafta sonra yeni özellikler ekleniyor. Toplantı yapıyorsunuz. Ben hangi özellikleri önceliklendirmek istiyorum? Geçen seferden kalan özelliklerimiz var mıydı? Yanlış çalışan özelliklerimiz mi var? Yavaş yavaş ürününüzü olgunlaştırmaya daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu sahip olduğunuz üründen ürüne çok değişen bir rol olduğu için önemli olan o ekip ve bu üründen de bir şekilde nasıl para kazanabileceğiniz oluyor. Şirketten şirkete de çok değişiyor. Ama mesela farklı bir pazarlama ekibiniz varsa benim böyle bir ürünüm var bunu nasıl pazarlayabiliriz diye o ekiple konuşuyorsunuz. O ürünün sahibi sizsiniz. Başarısı da başarısızlığı da sizin sorumluluğunuz. O yüzden sanki o ürün sizin çocuğunuzmuş gibi yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu arada o yazılımcılardan, analistlerden siz sorumlu değilsiniz. Mesela bir yazılımcı 2-3 tane farklı projede de çalışabilir. Hani siz belki bir feedback verirsiniz. Evet bu yazılımcı çok başarılı ondan çok memnunum. Ama onun kariyerinden siz sorumlu değilsiniz. Ama mesela yazılımcılar ve analistler birden fazla projede çalıştığı için çok fazla çirkefleşmeler de olabiliyor. Bana verdiğiniz yazılımcılar başkalarının projeleriyle meşgul, önceliklendirmiyorlar. Ben bu projem için full time dedike bir yazılımcı istiyorum vesaire vesaire. Yani onun da yönetimi daha çok product owner'a kalıyor. Ama genelde ağlamayana meme yok mentalitesine de sahip olabiliyorlar. Yine LinkedIn'den product owner iş ilanlarına baktığımda İngilizce genelde isteniyor ama Türkçe ilanlar da var. Yine bahsettiğim iş tanımı ve özellikler bekleniyor. Mesela Vodafone çağrı merkezleri için, o call center'lar için bir product owner
bir iş ilanı açmış. Call center'ların bilgisayarda uygulamaları var. Sizin aradığınızda da birkaç bilgi istiyor. Telefon numaranız nedir, isminiz nedir, doğum tarihiniz nedir? Ondan sonra da o uygulamadan bütün bilgilerinize ulaşabiliyorlar. Faturanızı ödemiş misiniz, internetiniz çekiyor mu? Aynı zamanda product owner'lar danışmanlık şirketleriyle de çalışabiliyorlar. Mesela danışmanlık şirketi geliyor. Aslında bu süreci çok daha iyi optimize ve otomatize edebiliriz. İsterseniz yapalım diyorlar. Ve product owner neyin önceliklendirilmesi gerektiğine, neyin yapılması gerektiğini, bütçesini bunlara karar veriyor. Çünkü ben danışmanlıkta çalışırken Pega sistemi kullanarak galiba Türk Telekom'da onlarla bir görüşme yapmıştım tam bu süreç için. Dubai'de de Duo Telekom var. Benim Dubai'de çalıştığım proje tam yine bu projeydi. Neyse. İş ilanlarına bakınca da BTC Türk, E-Bebek, Coca-Cola, Tav o havaalanını işleten şirketti galiba. Onun yapay zekasının product owner'ı. Şaka maka rol fena değilmiş. İlginç bir rol. Generative AI, o ChatGPT vesaireyi Tav teknolojilerini nasıl kullanabileceğiniz üzerine bir product owner rolü. İşte Letgo, Migros, Siemens, yine Coca-Cola, Arçelik, Garanti, Yapı Kredi. Bunların hepsinde product owner rolü var. Bazıları birazcık daha teknik oluyor bulabilirsen. Mesela teknik product owner. Birazcık daha teknik bilgisi gerekiyor. Bazıları dediğim gibi sadece o insanlarla olan iletişim ve ürünün kapsamı üzerine olabiliyor. Product owner da böyle bir rol. Umarım kafanızda bir şeyler daha netleşebilmiştir bu rol hakkında. Öyle videoyu da daha fazla uzatmaya gerek yok. Beğenirseniz işte yorum morum. Güzel şeyler. Ben okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Hem algoritmaya da yardımcı oluyor. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.